Herkese merhaba, hoş geldiniz videoya. Şimdi ne hakkında konuşuyoruz? Biz şey hakkında konuşuyoruz. Annem Türkler hakkında ne düşünüyor? Öyle bir şey sordular bana. İlginç bir soru. Şimdi bir sürü video çekiyorum. 14. nokta, çünkü bu 3. parça. Tabii ki Yavuz abi hakkında konuşmamız gerekiyor. Biz İstanbul'da bayağı kaybolduk. Çünkü sokaklar çok var ve hani metropol, büyük olan metropolda küçük kolay kolay kayboluyorsun. O işte orada kaybolduk. Otele gittik sormak için. Ben girdim. Annem babam dışarıda bekliyordu bavullarla. Resepsiyonda bir abi vardı, ona sordum. Merhaba abi, kusura bakma ben kayboldum, oraya gidiyorum. Bana yardımcı olur musun falan. O dedi gel gel, hangi yere gitmek istiyorsun? Ama bunu söylemeden önce bana dedi annen baban de girsinler, otursunlar. Hani ben dedim hani biraz mahcuptum çünkü ben bu otelde kalmayacağım, sadece bir şey sormaya gittim. O dedi olsun olsun, böyle işte bilgisayarda bir şeyler araştırdı, bana dedi tezgaha gel, arkasına gel, sen de bir bak bilgisayarda, çiz bir harita. İşte çizdik. Çok güzel insanlar. Bana dedi bir çay için falan. Dedik ya geç oldu falan, anahtarları da yani almadık falan, gittik. Ama bayramda geldik, ona selam vermeye geri geldik o otele ve beraber hani bir şeyler atıştırdık ve o bana Rize çayı hediye verdi. Hani güzel bir şey. Bir de bana söyledi hani sabah eğer Atatürk Havalimanı'na gidersen daha erken çıkman gerekiyor. Bir de yoksa trafik sıkışıyor ve hiçbir yere hani geç kalabilirsin ve bu hani çok kötü olabilir. Mesela eğer sen kötü geç kalıyorsan uçak kaçıyor işte. İşte insanlar çok düşünceli. Rizeli bu abi gerçekten çok iyi. Şimdi evet, hala İstanbul'da iyi bir arkadaşımız bizi dişçiye götürmüş. Çünkü babam bir tedavi, bir şeyler yapacak Türkiye'de dişler için. Ve o arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi eşlik etti, hepsi araştırdı, dişçiyi. Teşekkür et, randevu aldı falan filan. Hani Türkler gerçekten çok sempatik insanlar. 15. nokta dişçi hakkında. Dişçi Avrupa gibi değil. 1-2 hafta bekletmiyorlar seni. Hemen alıyorlar. Hani sen telefon ediyorsun. Bu hafta hani 2 saat sonra, 5 saat sonra gelebilirsin kabineye. Öyle garip geldi. Hani güzel bir şey. Avrupa'da pek öyle bir şey yok. 2 hafta beklemen gerekiyor. 2-3 hafta bazen. Öyle işte. Ve o doktor çok meşguldü. Aynı zamanda 3 kişiyle uğraşıyordu ama bizimle bütün detayları anlattı. Hani çok güzel aslında doktorlar İstanbul'da. Şimdi yeni bir nokta. Evet, annem bana dedi
Parklar genellikle parkları hani Türkler önemli bir şeydir, bir unsurdur. Neden? Çünkü orada mangal yapıyorsunuz. Mesela İzmir'deyken hani pek park değil, kordon öyle çimen var. Orada bir ne bileyim ya, akşam saat 8'den sabah saat belki kolay kolay saat 3'e kadar kalıyorlar insanlar. Lokantaya gidiyorlar. Bazen çiftler var, bazen aile var, balıkçı var. Ne bileyim, herkes oraya gidiyor ve böyle keyif alıyor hani. Ne bileyim, çok güzel bir şey. Yani ben de hani insanlar kordonda o kadar rahat ki ben de rahatladım hani. Bilmiyorum, o öyle stresli bir atmosfer, bir ambiyans yoktur İzmir'de. İzmir, Ege hani özel bir şehir. O kadar kalabalık değil, insanlar daha düşünceli. Bilmiyorum, küçük yerler hep öyle. Orada saat 3'e kadar kaldık kordonda. 2-3 hani sabah kaybolduk. Bir taksiciye sordum hani bu sokağa nasıl gideceğim. O bana dedi, sola gidiyorsun, sonra dümdüz, sonra sapmadan dümdüz falan, sonra sol, sonra sağ falan. Dedim tamam. Böyle yürüyordum ama 200 metre yürüdükten sonra hani o taksici geldi, bana dedi sen bulamazsın, ben sana götüreyim. Dedim zaten yakın bir yer hani, merak etmeyin falan. O bana dedi yok, para istemiyorum, sadece yardımcı olmak istiyorum, hani sen kayboluyorsun ve öyle yap, hani bırakamam seni. Dedim, ısrar etmiş. Ona dedim tamam. Gittik daireye kadar ve bir şeyler vermek istiyordum ona, hani en azından 10 lira, 10 TL falan. İstemiyordu. Hani sonuçta en 5 lira verdi onu. Kabul etti işte. İnsanlar hep Türkler hani daha küçük şehirlerde hep para falan düşünmüyorlar. O daha büyük şehirlerde öyle oluyor. Hani her şey daha para mantığı var. Öyle yani. Evet. Bir de 18. nokta Fethi abi hakkında. Fethi abi, o kendisi Denizli. Biz İzmir'e ulaşır ulaşmaz apartmana gittik. Hani daireye gittik. Orada resepsiyon o vardı. O çok sempatik bir insan ya. Hep güller yüzlü. O resepsiyondan çıktı. Sadece o vardı. Beni götürdü şeye kadar, hani kahvaltı yere, bana fuarda göstermiş. Hani öyle insanlar pek stresli değil ve çok yardımcı oluyor. Fethi abiye çok selam söylüyorum ve çok 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 teşekkür eder, çok teşekkür ediyoruz. Ve gelecek videoda 4. parçada paylaşacağım size son noktaları. Teşekkür ederim. İyi günler.